Herkese merhaba. Öncelikle iyi akşamlar. Bugün test boyutla ilgili ben bildiklerimi, deneyimlerimi size aktaracağım. İsmim Fatma Ayverdi. Önce kendimi tanıtayım. 17 yıldır test uzmanıyım. Hatta 18. yılın içerisindeyim. İngiltere'ye yeni taşındım. Yaklaşık 3,5 ay oluyor taşınalı. Bir iş arama sürecindeydim. Bu iş arama sürecinde de işte bu test yapmak için işte bu freelance işlerden haberdar oldum. Bu test ile ilgili olan da deneyimlerimi size aktaracağım. Şimdi öncelikle şöyle tarayıcıdan ana sayfayla başlayalım. Şunu kapattım. Testboard'un ana sayfası bu şekilde. Yani Google'a da şöyle yazarak girebilirsiniz. En baştan başlayayım. Test dediğimizde şu şekilde gelen şu şekilde ilk siteye tıklıyoruz. Burada bir login butonu var. Login butonuna tıklayıp buradan tester login kısmından giriş sağlayacağız. Şimdi şu anda ben daha önceden kayıt olduğum için bu şekilde bir giriş sayfası açıldı. Şu anda ben tek monitör kullandığım için arada mesajlarınız varsa bu şekilde ekranı açıp bakacağım. İkinci monitörü kullanmıyorum şu anda. Şimdi TestBoard'un ana sayfasında sol tarafta bir menü bizi karşılıyor öncelikle. Ben daha önce kaydımı oluşturup bir entry test vardı, giriş testi, onu geçtim. O aşamalardan da size bahsedeceğim. İşte ana sayfada şurada bazı puanlar görüyorsunuz. Burada testin geçilmesi için daha doğrusu küçük küçük bilgilendirme videoları var. Onları geçtikçe buradan puan kazanıyorsunuz. Bu puanlar o yüzden bu şekilde. Dashboard'da ana sayfa. Burada işte kazandığınız ücretler, işte test listeniz, tasklarınız, işte size gelen davetler, kabul ettiğiniz işler. Şu an bu testbot çok yeni. Ben de yeni kayıt oldum ve giriş testini geçtim. Giriş testine 5 euro para ödüyor testbot. Siz bu giriş testini geçtikten sonra 5 euronuz sistemde, yani böyle testiniz kabul edilirse sistemi yüklenmiş oluyor. Bu kısımla ilgili sorusu olan sanırım yok. Evet, geçiyorum. Şimdi U-Test diye bir uygulama daha vardı. Orada arkadaşlar işte bir bilgi vermişlerdi. Burada da benzer bir şekilde device'larımızın olduğu bir kısım var. Bu kısımda cihazlarımızı bu şekilde giriş yapıyoruz. Yani ekliyoruz. Şuradan add butonuna tıklayarak işte arabanız varsa arabanız, motosikletiniz varsa, oyun konsollarınız, İşte ses sistemleriniz, multimedya player'leriniz, akıllı TV'ler, telefonlar, tabletler ne varsa şöyle araçların eklenmesinin sebebi şu. Bazı testler oluyor. Mesela işte geçen de vardı, Citroen aracınız varsa işte buna bir Bluetooth bağlantısı yapıp 1 saat boyunca Bluetooth'un kopma aralıklarını test etmenizi istiyordu ve onun saatine 40 euro para ödüyordu. O yüzden araçlarınızın da yani yeni eski hiç fark etmez bütün cihazlarınızı girmenizi tavsiye ederim. Özellikle eski cihazlara daha çok para ödeniyor. Mesela işte iPhone 6, bir arkadaşıma iPhone 6'sı vardı. Bunun testi de nasıl diyeyim, herkes de yok ama müşteri, örneğin bir kullanan müşterisi var firmanın, onu test ettirecek, size daha şey bir teklifle geliyor. Yani herkese 10 euro ödeniyorsa 15 euro teklifle size bu testi yaptırabilirler. Yani cihazınızın eski olması hiç önemli değil, bütün cihazlarınızı buraya eklemenizi tavsiye ederim. Kısımda da bir soru yok sanırım. Arada kontrol edeceğim arkadaşlar, kusura bakmayın. Device kısmından sonra burada bir test menüsü var. Test menüsünde şu şekilde testlerinizin my test dediği kısımda size gelen testlerin listesini görüyorsunuz. Burada bir giriş entry testi var. Bir de özel sigorta ile ilgili bir test vardı. Ben onu kabul etmiştim. Onun 2 tane şeyi var. Listesi bu şekilde burada görünüyor. My Invitations kısmında size gelen davetler var. Şu an hali hazırda benim herhangi bir davetim yok. Burada görünmüyor. Olduğu zaman burada liste halinde kabul ettiğiniz, yalnız hani size gelen kabul ettiğiniz davetler görünecek. Şöyle isterseniz bunu Türkçe'ye çevirelim.
tarayıcıya. Daha rahat olur. Başka bu topluluk anketleri varsa burada da topluluk anketlerinin listesi oluyor. Ödemeler kısmında şu şekilde giriş testini ben bitirdiğim için işte benim ödemem bu şekilde burada görünüyor. Çok basit 5-6 sorudan oluşan bir entry test var. Onu ben size göstereceğim. Ne soruluyor, neleri tarif etmenizi bekleniyor. O testi yaptıktan sonra direkt 5 euro yani 4,30 biraz şey kesiyorlar sanırım vergi kesiliyor. Buraya 4,30'u yüklediler. Ben herhangi bir test kabul etmedim şu anda. Sadece giriş entry testini yaptım ve benim 5 euro şu şekilde hesaba yaptı. Payment kısmında sizin kazandığınız ücretler var. İstediğiniz zaman ücreti talep edip verdiğiniz hesaba o kısımları size göstereceğim. Paranızı aktarıyorlar. Şimdi Birch School dediği kısımda size giriş yani eğitim verdikleri, kurs verdikleri bir platform. Burada sadece şu üç kategori var. Testler, kullanılabilirlik testleri, hata testleri. Bir tanesine giriş yapalım örneğin. Bunları sizden sırayla geçmenizi bekliyor. Mesela ilk bölümde test raporu yazma var. Şöyle tıklayalım. Eğer bu testi önce bir video gösteriyor. Yani videoyu izlemenizi istiyor. Şöyle. Sonra şu şekilde size bununla ilgili içerik yani videonun içerisinde ne geçiyorsa ona ait olan nasıl diyeyim? Anlattığı konuyla ilgili şeyi yazılı olarak da alt kısımda gösteriyor size. Nasıl ekran görüntüsü almanız gerektiği, işte nelere dikkat etmeniz gerektiği ile ilgili sorular var. Bu kısımlara sonraki diyerek geçiyorsunuz. Sonra sınava git diye bir tane buton var burada. Yani zaten 2-3 sayfa çok az oluyor. Mesela ben bu testi kaç defa almışım? 5 defa almışım. Şöyle ilk seferde eğer bu testi geçerseniz işte mesela genel sorular 2 taneymiş. Ders 1'den 2 tane soru soruluyormuş. Ders 2'den yani o bölümler ders 1, ders 2 diye o ilk başta vardı. Daha sonra eğer bu testi ilk seferde geçerseniz size 30 deneyim puanı veriyor. İşte ikinci seferde geçerseniz 25, üçüncüde geçerseniz 20, dördüncü seferde geçerseniz 15 puan veriyor. Yani üçüncü, dördüncü, beşinci denemeden sonra 15 puan almış oluyorsunuz. Burada ne değişiyor? Sadece aldığınız puan biraz daha azalıyor ama bu puanı paraya çeviremiyorsunuz şu an için. Sadece size daha çok iş gelmesine vesile oluyor. Şöyle bir tanesinin içerisini açalım. Herkese bu arada aynı sorular geliyor. Soruları da mesela bilemediğiniz zaman tekrar tekrar sınavı alabiliyorsunuz. Hani herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Şu şekilde. Bu kısımda ilgili sorusu olan var mı? Sanırım yok. Devam ediyorum. Onun dışında tekrardan şöyle kurs kısmında bu kısımda testing course bölümünde 3 tane kategori var. Şöyle Türkçe'ye çevirelim bunları da. Birincisi de test raporu nasıl yazılır? Onunla ilgili içerik paylaşılıyor. İkinci de ekran görüntülerini nasıl alıp gönderiyoruz? Üçüncü bölümde hata bildirme. Yani adından da anlaşılacağı gibi bir hata bulduğumuz zaman bu hatayı nasıl tespit edeceğiz? Bu hatayı nasıl göndereceğiz? Bunlarla ilgili zaten size öncesinde bir şey veriyor. Bir eğitim yani bir bilgilendirme veriyor. Siz içeriği anladıktan sonra gerçekten anlayıp anlamadığınızı küçük bir 5-6 soruluk bir testle kontrol ediyor. Bu kontrolün akabinde sizi diğer bölüme geçiriyor. Bir bölümü geçmeden tekrar diğer bölüme geçemiyorsunuz. Yani hepsinin bir süresi var. Kilitli olarak görünüyor zaten. Mesela diğer kısma da bakalım. Burada 3 tane sınav var. İlk baştaki testte. Sonra buglarla ilgili bir bölüm var. Burada biraz 10 tane bölüm görünüyor. İşte size sıfırdan anlatıyor. Bug nedir? Test bed'deki hatalar nasıl bulunur? İşte bug'ın tarihi, hata bulma ipuçları, işte hata raporu başlıkları, hata bölümü kategorileri, işte
bu profesyonel hathanesi bulunur. Zaten bunlarla ilgili dediğim gibi içerisinde size bilgiler veriyor. Bu bilgilerden sonra sizi küçük bir sınava tabi tutuyor. Ondan sonra siz diğer bölüme geçiyorsunuz. Peki entry testi bu bölümler geçmeden hani direkt alabilir miyim? Evet alabilirsiniz. Siz buraya login olduktan sonra yani bir account oluşturduktan sonra yani bu kursları tamamlamadan da enter testi geçebilirsiniz. Zaten gösterge panelinde siz login olduktan sonra burada ana sayfada enter test ile ilgili bir davet aldığınız görünecek. Eğer halihazırda bir hesap oluşturduysanız şurada dashboard kısmında göreceksiniz onu. Ben şöyle enter testinden de size bahsetmek istiyorum. Bu testi tamamladıktan sonra size 5 euro para yatacak dediğim gibi. Şimdi şunu bir Türkçe'ye çevirelim. Ben bu kısımdan size bahsedeyim. Şimdi öncelikle bir tanıtım kısmı var. Burada cihazlarınızın güncel olup olmadığı, işte hangi tarayıcıyı kullandınız. Mesela burada şey çok önemli. Mesela şu an iOS kullandığınızı varsayalım. Siz buraya bir kayıt açtınız, telefonunuzu eklediniz ve telefonunuzun sürümünü 16.6 olarak kaydettiniz. Size bir talep geldiği zaman, bir davet geldiği zaman sizin cihazınıza göre davet geliyor. Mesela hani bir arkadaşa atıyorum haftada iki davet geliyordur ama size hiç gelmiyordur. Yani müşteri hangi telefon tiplerinde, hangi cihazlarda test yaptırmak istiyorsa ona göre davetler geliyor. Ve mesela siz cihazınızı kaydettiniz, size bir davet aldınız ama telefonunuzu da güncellediniz. 16.1 oldu. Yani size gelen davet iptal olabilir. Ki olur çünkü o versiyonda size müşteri test yaptırmak istiyor. Her zaman telefonunuzu güncelledikten sonra gelip bu platformdan da telefonunuzun, tabletinizin artık hani hangi cihazlar varsa güncelleme aldıysanız versiyonunu güncellemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü dediğim gibi bütün gelen davetler hepsi sizin cihazlarınıza göre geliyor. O yüzden bu kısım çok önemli. Zaten burada da başlangıç kılavuzunda da size söylüyor. Bütün sekmelere tıklayın ve bilgileri okuyun. Cihazınızın tarayıcınızı mesela Chrome, Firefox işte bu tarayıcıyı seçerek daveti kabul edin. Bu arada enter testi bilgisayardan yapıyorsunuz. Bilgisayara geliyor. Şu üst kısımda şeyler var. Sekmeler var. Hepsini sırayla bir kere okuduğunuza dair şu an bende görünmüyor. Ben bitirdiğim için sürekli aşağıya kadar gelip onaylamanızı bekliyor. En alta kadar geleceksiniz. Burada bir tik işareti sizde işaretli görünmeyecek. Tıklayacaksınız yani gerçekten okudunuz mu hani her şeyi anladınız mı sonra tiki atıp şuradan diğer sekmeye geçiyorsunuz. Kapsam dışındaki şeylerin mesela işte kapsam dışında ne var atıyorum bize mesela şu enter testte herkese şu sitenin testini veriyor. Pardon neredeydi o şu. Bu bir dondurma ile ilgili bir web sitesi. Tabii ben de şu anda .co.uk'ye geçiyor. Hani İngiltere'de olduğum için Türkiye'deki arkadaşlara .com diye geliyor. Benjeri.com diye geliyor. Hani testinizi de buna göre yapıp göndermenizi bekliyorlar. Burada Benjeri dediğim işte herhangi bir şekilde bununla iletişime geçmeyin. İşte sosyal medya sitesinin işte amacınız bu. İşte kapsam dışında neler var? Bunları okuyacaksınız. İşte koddaki hataları aramak için harici araç kullanmayın. Senin işte atıyorum geliştirici kısmını kullanarak tespitlenen hatalar kapsam dışıdır diyor. Bir özellikle okumanızı tavsiye ediyorum. Bu arada giriş testi herkes de aynı. Yani herkese aynı görev veriliyor. Ben burada ne yaptıysam adım adım. Siz de atıyorum Türkiye'desiniz. Sizden de aynı adımları takip edip hani sitenin uzantısı farklı olsa da önemli şeyleri yapmanızı bekliyor. Sonra üçüncü sayfaya geliyoruz. Burada da tabii kapsam dışındakileri okuyorsunuz. Sonra gelip buralara mesela diyor ki web sitesinin ben İngiltere sürümünü kullanıyorum. Türkiye'deki arkadaş için işte Türkiye'deki sürümünü kullanıyorum. Şuraya tik atmanızı bekliyor. Doğru cihazları mı kullanıyorsunuz? Yani sürümünüz doğru mu? Tik atmanızı bekliyor. Sonrasında sayfaları raporlama kısmı, işte giriş testi, bulunan hatalarım,
diğer test uzmanları tarafından gönderilen hatalar. Bu arada siz testi yaparken eğer bir hata bulursanız burada diğer test uzmanı, yani buraya kayıtlı test uzmanı arkadaşların bulduğu hataları da okuyabiliyorsunuz. Zaten size giriş kurslarında da söyleyecek. Bir hatayı bulduğunuz zaman aynı hatayı raporlamanızı istemiyorlar. Ben de bu hatayı çoğaltabiliyorum diye bildirmenizi bekliyorlar. Mesela böyle bir hata bildirilmiş. Mesela siz de aynı hatayı bulduysanız confirm book işaretliyorsunuz. Yani ben de kendi cihazımda bunu aldım. Bu hatayı tekrar edebildim şeklinde geri bildirimde bulunabiliyorsunuz. Bunlardan da puan kazanıyorsunuz. Arada arkadaşlar bakıyorum. Mesaj var mı? İnşallah mesajlar düşüyordur bu arada. Yani bir şey gelmiyor şu an ama tamam. Devam ediyorum. Şöyle geri gelelim. Şimdi kapattık. Son teslim tarihleri. Bu arada testi ben işte 16 Ağustos'ta başlatmışım. Ve 30 Ağustos'a kadar bana bir süre tanımışlar. Ben bu 30 Ağustos'a kadar, 16 Ağustos'tan 30 Ağustos'a kadar raporumu, yani bu benden istenen enter testin aşamalarını yapıp göndermemi bekliyorlar. Sonra bir inceleme süreci oluyor, 1-2 gün. Bu inceleme sürecinden sonra işte geçtiniz diye size mail geliyor. Sistemde de görünüyor ve 5 Euro'muz hesaba yatıyor. Bunun dışında detaylar. Burada da hata kategorileri, hata başlıkları. Burada detay kısmında herhangi bir şey görünmüyor. Ödemeler kısmı. Test raporu için bu kadar ödeyeceğiz diyorlar. Onun dışında bir şey var mı bakıyorum. Bunlar yine alt kısımda bulunan hatalar, yani göreve genel bakış, bu her şeyin altında geliyor şu anda bilgilendirme amaçlı. Verilere erişim, test etmeniz gereken web sitesini buradan görüyorsunuz. Bu Türkiye'deki arkadaşlar da com diye görünecek, TR uzantısı yok diye biliyorum çünkü Türkiye'den bir arkadaşım da testi geçmişti, o da www işte benjeri.com şeklindeydi onun uzantısı. O şekilde test etti ama içerik birebir aynı, her şey aynı. Yani istenen şeyler de aynı. Şimdi ben bu testin içeriğindeki soruları size sorulardan bahsetmek istiyorum. Bu enter testine hazır olduğunuz, işte başlamaya hazır mısınız? İşte bu genel bilgileri okuyun. İşte bu cihazlarınız doğru mu? Teste başladıktan sonra cihazınızı değiştirmeyin. Tüm bilgileri, işte bölümleri tamamladıktan sonra seçtiğiniz cihazı kullandığınızdan emin olun. İşte testi başlat düğmesine tıklayın. Bu arada testi başlattıktan sonra istediğiniz zaman testi durdurup çıkıp 2 gün sonra, 3 gün sonra artık size verilen sürede tamamlama imkanınız var. Başladığınız zaman hemen bitirmenizi beklemiyorlar sizden. Bu arada sesim geliyor mu arkadaşlar? Bir arkadaş da sanırım ekran görünmüyormuş. Diğer arkadaşlar da görünüyor mu? Yani sesle ilgili bir sorun var mı? Abdullah Bey, sanırım ekranla ilgili bir sıkıntı olabilir sizde. Tamam. Diğer arkadaşlar da görünüyormuş. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi şuradan istediğiniz zaman dediğim gibi durdurup devam edebiliyorsunuz. Buradan giriş testinde şuradan başlayalım. İşte az önce söylediğim gibi İngiltere sürümünü kullandığımı seçtim. Doğru cihazı kullandığımı seçtim. Bana diyor ki işte ben ve jürinin, yani bu dondurma firmasının sayfasında iklimi koruma konusundaki kararlılığı hakkında bilgi edinmek istiyoruz. Sizce bu bilgiyi sağlayan belirli bir sayfanın bir ekran görüntüsünü yükleyerek sonuçlarınızı gösterin. ULR'yi alın diyor. Tüm ekranınızı gösterin diyor. Web sitesinin işte bu sürümünü kullandığınızdan emin olun diyor. Şimdi mesela şuradan başlayalım. Benden istediği şey şu. Bu sayfayı açın. Diyor ki işte buradan şöyle ilgili. Şuradan ben herhangi bir sayfayı açayım. Benden istediği sayfaya gitmemi, mesela şu sayfayı açtım. İklim koruma ile ilgili sayfa veya hangi sayfaysa, şurada benim aldığım ekran görüntüleri vardı. Size oradan birebir, yani gerçek ekran görüntüsünü gösterirsem daha iyi olur. Şimdi bu değil.
Bakayım. Şu muydu acaba? Bu değil. Tamam, şu birincisi. Şimdi diyor ki benden istenen şey bu, şu. Benden istenilen sayfaya gideceğim. Ekranda gereksiz hiçbir şey olmayacak. Ekstra açılan sekmeler, işte yanda başka bir şey görünüyor, alttan başka bir şey görünüyor. Bunları istemiyor. Sadece bütün sayfanın screenshot'ı tam olarak görünecek. Altta zaman damgası ve tarih görünecek, saat görünecek. Şurayı bir kırmızı çerçeve içine almamı istiyor. Ve yukarıdaki URL'yi benden çerçeve içerisine almamı bekliyor. Benden istediği sayfa benjerry.co.uk'di. Ben evet doğru sayfayı test ediyorum. Aslında istedikleri şey bu. Alt kısımda da aslında burada tarihi ve zaman damgasını görmek istiyorlar. Hani ben 24'ünde bu testi yapmışım, başlatmışım. Aslında bunu görmek istiyorlar ve doğru sayfada olup olmadığımı check etmek istiyorlar şu anda. Ben bu sayfayı bu şekilde aldım. Devam ediyorum. Sonra diyor ki işte örnek kullanımı zaten size burada söylüyor. Diyor ki işte üst gezinme çubuğunda işte şu olsun, üst gezinme çubuğunda işte sipariş teslimatını tıkladım. Bir de bu şekilde sizden şey yapmanızı istiyor. Tarihte bulunmanızı istiyor. İşte üst kısma tıkladım. İşte oradan bu örnek tamamen örnek. İyi bir cevabın neye benzediğini gösteren bir örnek bu. Buraya tıkladım. Oradan şu adıma tıkladım. Oradan buraya geldim. İşte adım adım, adım adım. Yani bulduğunuz, yani nasıl diyeyim, bir hata buldunuz örneğin. Siz bunu raporluyorsunuz. Adım adım yazıyorsunuz. Nasıl başlarsınız? İşte open the website, işte ilgili şu site. Sonra işte kursörü aşağıya doğru indirdim. Sonra şuraya tıkladım. Adım adım sizden bunu tarif etmenizi bekliyor. Siz test ederken de size bir tane şey açılacak. Text sayfası. Birebir onun içerisine şeyi adım adım yazmanızı bekliyor. Şimdi bende bir örnek vardı herhalde. Ben şuradan size onu gösterebilir miyim diye düşünüyorum. Bu muydu, bu muydu acaba? Şuradan bir bakalım. Evet. Testi başlattığınızda ben şöyle bir şey yaptım. Bir vakit var. 75 dakika gibi bir vakit veriyor. Ben bir kere benden istediği 100 test case'lerin bir ekran görüntüsünü alıp Word'e bunları yapıştırdım. Bunları bir Word'e teker teker yazdım. Onlar da şurada. Şurada. Birinci ekran görüntüsünü koymamışım. Yani sizin için daha iyi olur. Daha sonra siz kopyalayın, yani bunu mesela kopyalayıp o sizden istenen text alanına yapıştırırsınız. İşte ben mesela ikinci adımda ne istemişim? Şu örnek üzerinden gidersek cevapla daha iyi olur. Şimdi burada diyor ki bu sayfanın içinde besin değerlerini bulmak istiyorsunuz. Örneğin aromalar sayfasındaki aroma çubuğunu veya filtre aracını kullanın. Belirli bir dondurma ürünüyle ilgili içerik bilgilerini bulun ve adımlarınızı burada listeleyin diyor. Şimdi benden ne istemiş? Besin değerlerini bulmak istiyormuş ve bunları benden adım adım yazmamı istiyor. Şimdi ben ana sayfaya geleyim. İkinci de ne yapmışım? I navigate to the home page of Ben & Jerry website. Demişim ki ben ana sayfaya geldim. I click on the ice cream flowers in the top bar menu. Şurası top bar menu. Şimdi ben nereden buldum onu? Biraz da zaman geçti üzerinden inşallah hatırlarım. Ice Cream Flowers. Şuraya tıklamışım. Sonra buradan neyi tıklamışım? I clicked on the flowers. Yani şuraya tıklamışım. Sonra adım adım ne yapmışım? I scrolled down until I saw ice cream tubes. Yani bunu bulana kadar scroll etmişim aşağıya doğru. Gidiyorum. Evet. Ice cream. Ben hangisini seçmişim? Bir tanesini seç diyor bundan. Neredeydi? Neredeydi? Biraz zaman geçti üzerinden. İnşallah bulurum. Outflow page. Evet, bu sayfa açıldı demişim.
Doğru yerde miyim acaba? Tamam. Scroll etmişim. Ice cream tubes. Şimdi şunu bir şey yapalım. Düzgün göremiyor olabilirim. Evet, şurasıymış, üstteymiş. Görmemişim arkadaşlar, kusura bakmayın. Şimdi demişim ki bu sayfa, yani tıkladıktan sonra Our flower page was opened. Bu sayfa açıldı. Adım adım tek tek yazıyorum. I scroll down until, işte bunu görene kadar down ettim. I click Barry, hangisine? Şuna tıklamışım. Bunu tıkladıktan sonra ben tabi burada bırakmışım ama tabi bunun devamı da var. İşte tıkladıktan sonra bu sayfa açıldı. I was open. İşte bununla ilgili olan şey açıldı. Sonra ben bunu down ettim aşağıya doğru. Aşağıya doğru indim. Ha, bak içeriklerini istiyordu benden ne var diye. Bu kısma klik ettim. Ha, içerikleri gördüm. Yani bizden istediği adım adım bu şekilde bunu yazmak. Siz bunu bu şekilde bir Word'e yazarsanız, yani hani en azından sürenizden gitmemiş olur. Soruları aldınız ya. Siz bunu adım adım yazıp daha sonra bunları böyle kopyalayıp küçük küçük böyle text alanlar açılacak, yapıştırın içine. Yapıştırdıktan sonra işte üçüncü soruyu yapmışım. Dördüncü soruyu yapmışım. Hani sizin için daha kolay olacak bu. Kopyala yapıştır, kopyala yapıştır yapıp direkt testi bitirebilirsiniz burada. Uğur Bey, sanırım test case'ler bizim bildiğimiz gibi IntelliJ ile çalışıyor mu? Manuel test. Evet, manuel test yapıyoruz aslında. Bu giriş enter testinin amacı, bize bir örnek web sitesi veriliyor. Buradan bizden istenen şeyler, yani ekran görüntüsünü doğru alıyor musunuz? Sizden istenilen yönergeleri adım adım tek tek yapabiliyor musunuz? Bu eğitimde verilen şeyler anlaşılmış mı? İşte bir hata buldunuz. Örneğin bir crash hatası. İşte bununla ilgili video kaydını düzgün aldınız mı? Tap ettiğiniz yerleri gerçekten işte görünüyor mu? Logo düzgün aldınız mı? Yani size bir gerçek müşteriden iş geldiği zaman aslında bu düstura göre, yani adımlara göre bu işi teslim edebilecek misiniz? Tamamen istedikleri bunu anlayıp anlamadınız. Bu gerçek bir test değil. Sadece verilen eğitimleri anlayıp anlamadığınıza dair bir giriş testi. Başka test platformları da var ama giriş testleriyle ilgili bir ücret ödemiyorlar. Ama bu TestBird bununla ilgili size bir ücret ödüyor. 5 euro ücret ödüyor. Ha, iş çok geliyor ama bilmiyorum. Ben hani bir ay oldu yaklaşık. Hani 30'unda bitiyordu, 24'ü. Evet, yaklaşık bir ay olacak. Bana bir tane geldi. İş, o da özel sigorta ile ilgili. Hani çok iş gelir mi bilmiyorum ama gelen işler de mesela her zaman manuel testle ilgili olmuyor. İşte mesela bir araç testinde bir Bluetooth'u test etmenizi istiyor. Ya da ne bileyim gidip bir marketten bir şey almanızı istiyor ve hani onun ücretinizi ödemenizi istiyor. Mesela onu ödediniz örneğin. İşte size mesela ödeme ile ilgili küçük testler yaptırıyor. Ama çok bir şey gelir mi bilmiyorum. Şu an ben de daha henüz yeniyim burada. Ama giriş testini yaptıktan sonra dediğim gibi kaç soru var? 5, 6, ekran görüntü. Evet, bu benim aslında giriş testim. Benim verdiğim cevaplar da burada. Aldığım ekran görüntüleri de burada. Birebir aslında canlı, yani yaptığım testin yazdığım adımlar da burada şey. Üçüncü soruda ne demiş? Şirketin geçmişi hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsunuz. İşte dükkanın ilk açıldığı yılı bulmaya çalışın. Bu bilgiyi nasıl buldunuz? Adımları listeleyin. İşte mesela gittim ana sayfaya tıkladım. Mesela bunu da yapalım. Ana sayfa. Sonra aşağıya doğru indim. Tabii ben şu an Türkçe'ye çevirdiğim için Türkçe görünüyor. Bunu İngilizce raporlamasını istiyorlar. Aşağıya kadar indim. Hakkımızda kısmına tıkladım. Sonra ne demişim? Hakkımızda sayfası açıldı. Sonra gelmişim. Evet, dükkan ne zaman açılmış? 1970'lerde açılmış. İşte ilk 1978 bandında. Burayı bulmuşum ve adım adım burayı şey yapmışım, yazmışım buraya. Şuradan tekrar gelelim. Buradaki bilgiyi gördüm. Ben şu an bu yazdıklarımla, tabii bunu İngilizce olarak şöyle çevireyim tekrar. Şu şekilde sizin ekranınız da bu şekilde açılacak. İşte birinci soru bu. Aldığım ekran görüntüsü bu. Bakın birebir. Yani şu anda bu gördükleriniz gerçek entry testine ait sorular ve cevaplar. Sonra ikinci soruya geldim.
Mesela işte bunun şeylerin adımlarını bu şekilde yazmışım. İkinci soruya geldim. Adım adım yani bu sayfaya girdim, şuraya tıkladım. Bu işte buraya klik ettim, bu sayfa açıldı. İşte scroll ettim, aşağıya kadar indim. İşte şurası açıldı. Adım adım. Yani işte sonra içindekiler kısmını gördüm. İşte içindekiler kısmına tıkladım. Benden istenen ihtiyaç olan bilgileri gördüm. Buralara tıkladım. Sizden istenen aslında gerçekten size verilen şeyi adım adım yazabiliyor musunuz? Adım adım ilerleyebiliyor musunuz? Bu giriş filmiyle ilgili, enter testle ilgili sorusu olan var mı? Sanırım herhangi bir soru yok. Basit bir test. Zaten bütün dediğim gibi eğitim videolarını bitirmenizi beklemiyorlar sizden. Yani şurada size gösterdiğim giriş testleri vardı. İşte usability testler, testing kurs, işte bug'lar nasıl bulunur vesaire. Ben mesela şu anda usability'yi tam bitirmedim. Şu ikisini bitirmiştim ama enter testi 30'unda tamamladım. Hala devam ediyorum fırsat buldukça. Onun dışında şeyle enter testle ilgili soracağınız yoksa şuradan devam ediyorum. Bakayım tekrar kontrol edeyim. Yani şöyle enter testle ilgili olabilir. İşte anlamadığınız kısım olabilir. İşte account'la ilgili account açtınız mı bilmiyorum hani bununla ilgili. Şey yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Hani 2-3 tane freelance site var. Mesela siz oralara kaydolun. Mail uyarılarınızı da açın. İşte size oradan bir uyarı yani şey geldiği zaman davet direkt kabul edersiniz. Hani atıyorum bir tanesinden çok az geliyordu, diğerinden daha fazla geliyordur. Hani birinden yani burası şey yapıyor. Diğer test platformlarında hep böyle hani 10 dolar, 20 dolar gibi ücretler varken Testbird'de 40 Euro'dan başlıyor ücretler. Yani buradaki 4 katı, 5 katı diğer şeylere göre test platformlarına göre fiyatların yüksek olmasının sebebini bilmiyorum açıkçası. Niye öyle? Hani 40 euro ödüyor saatine. Mesela ödemelerle ilgili olan şeye bakalım. Burada benim kazandığım şey var. Başka community kısmı var. Mesela ayın şeyleri işte birinci, ikinci, üçüncü. Burada bir liste yapmışlar. Aylık. Başka ne var burada? Community kısmı var. Burada bir blog var. Blogdan da şey yapabiliyorsunuz. Buraya da ayrıca giriliyor. Şöyle yapalım. Burada da şeylerle ilgili community işte duyurular, anonslar. Onun dışında işte ayın kuşu diyor. Yani şu an Türkçe çevirince bu şekilde göründü. Bilgiler yani bunun gibi şeyler var. En azından şey yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Hani buradaki ücretler çok yüksek. App'ini de kurabilirsiniz. App de var şeyde telefona. Telefonda. Bununla ilgili şey test davetlerini takip edebilirsiniz. Bilmiyorum aklınıza takılan bir şey var mı? Benim şu an anlatacaklarım bu kadar. Aklıma da çok bir şey gelmiyor açıkçası. Ben enter testi daha yeni geçtim hocam. Ama mesela şu an app'ten girdiğim zaman şöyle bir bakayım. Birkaç tane şey vardı. Bakayım hemen burada neler var. App'in ana sayfasında şu an mesela become a beta tester for BMW veya Mini ile ilgili bir test şeyi var. Şu an şeyde görünüyor ama. Telefonun ana sayfasında görünüyor. Daha çok şey yapamadım. Bununla ilgili mesela bir ödeme yapacaklarını söylüyorlar. 20 euro ödeyeceklermiş saatine. We will pay you işte 20 pound para ödeyeceğiz diyor saatine. Şu an burada görünmüyor ama ben daha bunu inceleyip kabul etmedim. Nasıl bir test yaptıracak açıkçası bilmiyorum ama dediğiniz gibi. Hocam şöyle ödemeler nasıl yapılıyor? Ben Payoneer hesabı bağladım buraya. Öyle hatırlıyorum. Bir bakayım. Şuradan hatırlamıyorum. Şuradan bir bakayım hocam. Şurada üst kısımda bir profil bilgisi var. Birkaç tane test sitesine şey oldum. Üye oldum da hepsinin yerleri farklı farklı karıştırıyor olabilirim. Bunlar bilgilerim. Evet.
Şimdi ödemeler nerede? Bir bakalım. Dükkan dolduruyor. İş eğitim, boş zaman aktiviteleri, özel bilgiler. Şuradan bir daha bakalım. Ayarlarda olabilir mi acaba? Payment. Şurada görünmüyor değil mi? Galiba onları ben şuradan girdim ya. Profildeydi. Kendi mesleğimiz evden Payoneer anlaşmışız. bağladım ben. Yani ben Türkiye'deyken açmıştım hesabımı. Payoneer hesabı bağladım diye hatırlıyorum. Contact Çaktırmadan mı bağlamışsın? details. O zaman yok şey yapma. Göster onu, göster, göster, göster. Vallahi hocam, ben hocam bir bakayım. Şu an çok emin değilim. Ödemeler nasıl yapılıyor? Solda mı? Solda, şu soldaki hocam şey, yanlış görmediysem. Şu payment kısmından görünmüyor. Contact details buralarda yok. Job education buralarda yok. Boş zaman aktiviteleri. Bir grup kurulacaktır bu eğitimden sonra hocam. Ben bir bakayım ama benim bildiğim, yani ben buraya Payoneer bağladım. Payoneer hesabı ya da Wise'ım da var benim. Ama Türkiye'de sanırım Wise geçerli değil. O yüzden Payoneer hesabı bağlanabiliyor birçok test platformuna Türkiye'deki arkadaşlar için. Ama hani İngiltere'deki arkadaşlar için de yani Wise ve Payoneer de bağlanabiliyor. Ben Payoneer bağladım bütün test platformlarına. Çünkü Türkiye'deyken açmıştım account'umu. Testlerde takıldığımız yerlerde ulaşabileceğimiz Teamlead gibi bir sistem var mı? Evet evet hocam, Teamlead'ler var. Size destek oluyorlar. Onun dışında mail de atabiliyorsunuz. Community'nin içine siz giriş testini geçtikten sonra dahil oluyorsunuz. Ve bir Meet kısmı var. Hocam ödeme ismi Payoneer. Şöyle yazabiliyor muyum ben buraya Payoneer? Türkiye'deki arkadaşlar için Payoneer hesabı açıyorsunuz, buraya bağlıyorsunuz. Yurt dışındaki arkadaşlar için de hani Wise, burada şey, bazı yerlerde ben Wise bağladım. Ama Türkiye'deki arkadaşlar Payoneer hesabını bağlayabilirler. Her bu test eğitiminden sonra bir grup kuruluyor. Hanzer Bey kuruyor. Oradan paylaşım yapmaya devam ediyoruz. Ben de onun içerisinden hani yeni bir iş gelir, bir şey gelirse ben duyuracağım oradan. Yani şöyle şöyle bir iş var. İşte geldi, ben şu şekilde çözdüm ya da şöyle oldu. Hatta testi geçersem ben oradan destek de olurum arkadaşlara. Zaten hani halihazırda bu enter testini nasıl hani sizinle paylaştım. O diğer kısımlarda da elimden geldiğince destek olurum. Geçtiğim testlerde, bildiğim kısımlarda, bilmediğimiz olursa konuşuruz, tartışırız, öğreniriz, orada bilgi paylaşımı yaparız. Ama dediğiniz gibi çok aktif iş geliyor mu? Şu an için hani bir iki tane iş geldi. Ama hani çok aktif gibi değil, ama bunun ödemeleri çok yüksek. Diğer test platformuna göre hani 10 dolar ödemiyor. Yani giriş testine bile 5 euro ödedi. Hani ilk başta bir 5 euroluk giriş testini bence geçin. Hem vakit var, hem enter test kolay, adım adım nasıl yapacağınızı da zaten gösteriyor. Bütün eğitimi tamamlamasanız bile daha sonra işler geldikçe oradan bilgi paylaşımında bulunuruz. Beni de ekleyin isterseniz, hani şeyden de sorabilirsiniz. Discord'dan da, kurulan gruptan da ya da LinkedIn'den Fatma Ayverdi, oradan da ekleyebilirsiniz. Hani nasıl kolayınıza gelecekse, bilmiyorum nasıl ilerliyor, Hanzai Bey daha iyi bilir. Hani daha detaylı bilgi verebilir size. Onun dışında sorusu olan var mı? Hanzai Bey, grup kurulacak mı? İsterseniz o kısımda siz bilgi verin. Hani nasıl ilerleyecek? Grubu kurarız. Sıkıntı yok. Tamam, Hazar Bey grubu kurduktan sonra duyuru yapar. Hani ben bildiğim bütün kısımlarla ilgili destek olurum. Hani enter test ile ilgili de sorabilirsiniz. Halihazırda ben orayı geçtim. Hani ekran görüntüsü alma ya da işte o 3 tane kurs var demiştim ya. İşte bak nasıl bulunuyor. Küçük küçük testler var. Oralarla ilgili de sorularınız olursa elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Dediğim gibi arkadaşlar, o enter test en azından geçip hani 5 euro dursun, bir iş gelir, bunu da yaparsınız toplu bir şekilde, hani oradan da bir gelir elde etmiş oluruz. Yani halihazırda şu anda
Enter testini deneyimlediğim için onu sizinle paylaşabiliyorum ama dediğim gibi başka işler de var. Hani deneyimledikçe bilgi veririm herkese. Rica ederim Mine Hanım. İnşallah faydalı olmuştur herkese. Ben de dediğim gibi çok yeniyim. Halihazırda çok aktif uzun süre çalışmadım ama dediğim gibi enter testi geçtiğim için o konuyla ilgili elimden geldiğince destek olurum.